görev yetki ve sorumluluklarını içeren geçtiğimiz dönem yaptığımız yasal düzenlemeyi üzülerek komiteden, meclisten, halkın iradesinden geri çekildiğini bugün bu tezkireyle öğrenmiş durumdayız. Tabii ki eğitimde denetimin önemi konusunda daha önce hem bütçe görüşmeleri esnasında hem de buradan aldığım gündem dışı konuşmalarda çeşitli kez ifade ettim. Eğer siz eğitim sistemini denetleyemezseniz ki maalesef bugünkü mevcut yapı ve yasal düzenleme içerisinde 10 yıla kadar varan süre içerisinde bir müfettişin bir sınıfa girmediği unsurlar vardır. Böyle bir durumdan ben bakanlık dönemimde mevcut öğretmen arkadaşlarımızın da rahatsız olduğunu, denetim ve yönlendirme açısından sistemin doğru çalışabilmesi adına bir şeyler yapılması gerektiklerinden ifadeyle bu yasa hazırlanıp meclisten geçirilmiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanlığından geri döndürüldüğü zaman geri döndürülüş gerekçeleri içerisindeki sunulan gerekçelerin ki bunlardan bir tanesi okul kurullarından bahsetmekteydi ve bu okul kurulları zaten içerisinde denetmen olmayan kurullar idi. Böyle bir kurulda, içinde denetmen olmayan kurulda denetmenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bir tasarının içerisinde olması da zaten geçmiş dönemde yapılan, 2006 yılında çıkarılan yasada yapılan bir yanlışlık sebebindeydi. Eğer bunu düzeltmek gerekiyorsa, bunun düzeltileceği yer Milli Eğitim Yasası'ydı. Ama maalesef bu ülkede belli başlı istatikoyu korumayı amaçlı kişiler, Sayın Cumhurbaşkanı'nı da ikna ederek ve bilemiyorum Sayın Cumhurbaşkanı da mental olarak aynı bir şekilde mi düşünüyorum bu kesimlerle bu yasa tasarısına yasayı maalesef meclise geri döndürdük. Biz bu yasayı burada mecliste, komitede, halkın iradesinin olduğu bu yerde tekrardan oturup komite bazında görüşüp değerlendirebilecekken bunu meçhule atmak ve eğitimi denetimin dışında tutmak, çünkü denetimin dışında tutmayı isteyen bazı istatikolar vardır bu ülkede. Ve bu ülkedeki bu istatikolarla acaba mevcut bakanlıkta şu anda yakın ilişkide midir ki bu davranış içerisine girmiştir. Bu bağlamda bu yasanın mecliste, komitede halkın iradesinin yansıdığı buralarda görüşülmesini engellemek amacıyla hükümet tarafından geri çekilmiştir. Bu geri çekme eğitim adına gerçekten hiç de doğru bir yaklaşım olmamıştır. Ve bunun da bu şekilde yapılması bu ülke için olumlu şeyler yapacağını ifade eden hükümetin olumsuz hamleler yapma konusundaki becerilerine bir beceri daha eklemiştir. Teşekkürler, saygılar. Teşekkürler Sayın Berova. Buyurun.